adaletsiz işe başlattınız. Evet, burada açıkladı Sayın Başbakan. Sayın Başbakan burada açıkladı. Keşke dinleseydiniz. Dolayısıyla 200'e yakın. Dolayısıyla kamu hizmeti komisyonuna gelince ben 2013 yılı öncesi için kamu hizmeti komisyonuna çok laf söylerim. Hatta fazlasıyla. Ama 2013 yılından sonra ben seçildikten sonra buraya geldiğimde Sayın Kayral'ın da atanmasından sonra neler oldu? İskele Karpaz'dan örnekler vererek anlatmaya başlayacağım. Evet, İskele Karpaz'da 80 ile 120 arasında kamu sınavını geçerek işbaşı yapan insanlar var. Bunların içinde tabii polis, hemşire de dahil olmak üzere. Ama eğer Kaleburnu'ndan Kemal Gül İngilizce tarih öğretmenliğinde birinci geliyorsa bana göre kamu hizmeti komisyonunda adaletsizlik diye bir şey yoktur. Ama siz seçilirken veya seçilme oynarken söz vereceğiniz insanlar kalmaz. Tabi bunun yanında çok sınav. Bir Ali Akçin 5 tane sınav geçti. Hiçbirine gitmedi. İkinci geldi, üçüncü geldi. 4. geldi, gitmedi. Taki da bilgisayar öğretmenliğini birincilikle kazandı ve Erenköy Lisesi'nde birincilikle iş başardı. Torpili yoktu arkadaş. Tek tanıdığı insan benim. Alakası yok arkadaşlar. Alakası yok. Başka söyleyeyim mi? Ayten Nurçin Yumurtaş 2013 yılında hakkı yenen bir insan beden eğitimi öğretmenliğinde 2. sırada kazandı. 6. sırada Seher Bülbül Derince köyünden Maliye Bakanlığı'nı kazandı. Ama siz iki dudak arasında Dip Karpaz eski belediye başkanının çocuğunu işbaşı yaptırttınız. Birdenbire eşit statüye getirdiniz. E bırakın da biraz da otobüs şoförü olsun. Belki sonradan gelir milletvekili olur benim gibi. Olmaz. İşte hikaye buradadır. İhtiyat sandığı sınavında Zühre Erli'yi Ziyanet Köyü'nden birinci gelmiştir. Soyadı Zahteroğulları Özel Eğitim Öğretmenliği'nde 4. gelmiştir. Fizik Öğretmenliği'nde Erenköylü 2. gelmiştir. Erenköy Lisesi elbette başardınız. 22'de 21'imiz, 23'te 21'imiz Türkiye Üniversitemiz vardır. Ama ve lakin haklarının yenmesini de istemiyor. Dolayısıyla adaletli sınav sistemiyle bugün Karpaz Yarımadası'ndaki çocuklar da yer bulabiliyor. Bugün yine Sağlık Bakanlığı'nda sürekli Nazım Çavuşoğlu'nun da itiraz ettiği bir olayda sen de bilin ki Çayırova'da UBP Örgüt Başkanı'nın çocuğu birinci geldi. Pamuklu'daki yine UBP Örgüt Başkanı'nın kızcığı ve yine o Pamuklu köyünden 2 kişi işbaşı yapmıştır Sağlık Bakanlığı'nda. İşte adaletli sınav sisteminin filmi budur. Böyle olması gerekir. Daha bunun yanında çok sayarım. Yine Büyükkonuk köyünden 9. sırada bir kızımız. Yine müzik öğretmenliğinde 2. sırada Erenköy Lisesi'nde bir kızımız. Ceren Özbolat. 6. sırada sosyal bilgilerden Mukaddes Alpargün. 9. sırada Murat Efe beden eğitimi öğretmenliğinde sıra buldu. İşte böyle. Ama gel gelelim ki birileri bizi arıyor. Beni arayamaz tabii. Arayamaz Hasan diyorum. Çünkü ben kimseye söz vermedim. Öyle gülme bıyık altından. Anladın mı? Ve dolayısıyla der ki E biz işte girdik sınava. E ne yapalım girdiysen sınava? Al 60'tan yukarı ve kazan. Ben tabii Sayın Kayral'la bizzat kamu hizmeti komisyonuna gittim. Size de tavsiye ederim Sayın Arıklı. Sınav saati geçen gün gene gittim. İçeri gireceklerdi diye cep telefonlarını dışarıda bıraktılar. 8 saat içeride kalırlar.
sınav sonuçlandıktan sonra dışarı çıkarlar. Gerçekten geliştirdikleri sistem çok iyi. Ancak bu esnada neler olur? Garibanlar yer bulunca kendini akıllı zannedenler veya çalışmadan sınava gidenler maalesef dökülürler. Dökülünceler neler olur? Elbette ki şikayet olur. Yani be arkadaşlar, hiç çalışmadan iş başı yapacaksın. Evet yapacaksın. Neden yapacaksın? E çünkü popülizm bunu gerektirir ve bugüne kadar böyle gitti. İyi vakitte olsun Hakan Dincürek ve Özdemir Berova. Bunlar bu kamuya alım konusunda ciddi bağlamda bir adım atıldıydı 2014 yılında ve ondan sonra güzel şeyler oluştu. Ancak bunun yanında işçi alımından kaynaklanarak bu süreklilik arz etmiyor. Ve insanları yine moral bozukluğuna itiyor. Halbuki sen 200 kişi alacaksan, ister hemşire al, ister polis al, ister öğretmen al, ister doktor al, istersen memur al, istersen mimar al, mühendis al. Sınavını alın ya. Bir umut dünyası yaşarsın bu memlekette ya. Yani illa benim 70 tane oyum var, beni alacaksınız işe. Bizim boyumuz posumuz da vardı, derdi UBP olmaz derdi, senin iş başı yapamam. Evet. Dolayısıyla Kamu Hizmeti Komisyonu bana göre bu konularda ciddi bağımda yol kat etmiştir. Ancak ben kendilerine de söyledim, Sayın Kayıral'a da söyledim. Gümrük terfi işlerinde mausalların hiçbiri kazanmadı. Çünkü sınavları, daha doğrusu soruları Lefkoşa'daki müdürler tarafından hazırlanmış olduğunu iddia eder Mausa'da sınava katılan insanlar. Ama bizim bölgede, bizim bölgeyi baz aldığımda ben Kamu Hizmeti Komisyonu'nun ciddi bağlamda işler yaptığı inancındayım. Ve aynı şekilde devam etmesi gerektiği inancındayım. Ve popülizme oynanmaması için de bu geçici alım işlerine de artık son vererek, yılda 400 tane insana umut vererek yeniden KKTC'yi yaşanır hale getirtmemiz gerektiği inancındayım. Teşekkür ederim, saygılar. Sayın Sayın Bilal Hamzaoğlu, Sayın Ulgun Amcaoğlu, buyur, size buyur, soru soruyor. Ben Bilal Hamzaoğlu'na sabahdan beri çok sana göre. Evet. Öyle bak. Rica ederim. Mümkün olduğunu, olmadığını görürsünüz diye soralım. Sen bu bilgiye nereden ulaştınız? Elinizde bir argüman var mıdır? İstihdam edilenlerle alakalı. İsterseniz ben size personel dersinden yarın bu konuyla ilgili gerekli bilgileri alayım getireyim. Bunu söylemeyiz. Ben Sayın Ali Çetin Amcaoğlu bunu yazılı soru olarak da meclisten soracağım. Olmaz. Sırf sizin bu şeyinize karşılık. Ancak burada Sayın Başbakan'ın açıklamasıyla 20 ayda 200'e yakın geçici insan istihdam ettiniz diye beyanatı vardır. Çok da iyi duydum.
Dolayısıyla bunu tabii yazılıya çevireceğim, hiç merak etme. Ve sana yazılı cevap vereceğim. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi ondan da bahsedeceğim, merak etme. Yapamadıklarından da bahsedeceğim. Rahat ol. Hepsini Cemal Hoca yapsın sana. Şimdi otobüste giderik. Rehber bizi uyandırsın diye neymiş efendim der. Diyelim öyle tatlı bir sesle. Neymiş efendim? Efendim bu memleketin akil insanları eksik burada. Kabul edin artık. Kabul edin ve iki dudak arasında artık insan almaktan vazgeçin. Sordum bana Sayın Amcaoğlu soruyu. Cevapları da verdim. Cebimdedir, söylemeyeceğim daha. Ama yaklaşık 2 yılda benim söylediğim rakam vardı. Dolayısıyla bizim bu memlekette akil insan eksikliğimiz oluştu. Hem savaştan sonra var olmaya çalışan bir devlet bağımında, hem de yetiştiremediğimiz istediğimiz branşlar bağımında. Bizim sıkıntımız burada. Efendim neymiş? Bu sektör ucuz sektörmüş. Eğitim ucuz sektör. Yoktur efendim öyle bir şey. 733 milyon. Öyle mi Sayın Tatlı? Devletin koyduğu. Özellerin koydukları başka. 2 milyar TL'lik adı sektör mü? Eğitim mi? Ben anlamakta zorlanırım. Neden zorlanırım? Çünkü bu memlekette üniversitelere, biraz da mesleğimden, eski mesleğimden, öyle diyeyim çünkü artık 5. senem oldu burada. Bilmem yeni dönemde ne olur ne kalır ama taşımacılık mı yapar bu sektör? Benzin istasyonu mu çalıştırır? Bankacılık mı yapar? Gerçekten eğitime mi hizmet katacak? Anlamakta zorlanırım. Kaç tane beden eğitimi mezunumuz var Sayın Berova? 1000'in üzerinde. Nereye koyacak kendilerini? Teşekkür ederim. Dolayısıyla arkadaşlar, işte 1. sıkıntı burada. Yani planlama namına hiçbir şey yok. Şimdi Sayın Amcaoğlu'nun sözleriyle başlamak isterdim aslında ama o çok uzun sürer diye kendi sözlerimle devam etmek isterim. Ve buradan sormuş olduğum sorulara almış olduğum cevaplarla devam etmek isterim. Her öğrenci başına sağlık fonuna 161,5 TL yatırılması gerekir. Tabii geldik biraz da buralarda bulunan dostlarımız, hukukçularımız bilgi verdiler bize ve dediler ki bir soru soruyor bakalım. Kaç tane üniversite, kaç tane çocuğunun adına yatırmış 161,5 TL'yi. Bugün hepiniz buraya çıkarsınız. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na herhangi bir soru sormuş değiliz. Ancak 100.000 kusur öğrenci var. Eve zaten bu memleket kurulduğunda 100.000 nüfusu vardı ve sağlık sistemi de ona göre kurulmuş oldu. 100.000 öğrenci daha geldi. 161,5 lira kişi başı yatırmaları gerekirken ben Sağlık Bakanlığı'na sorduğum sorularda almış olduğum cevap sadece ve sadece 12.000 ya da 14.000 öğrenci için 161,5 TL yatırılır. Geri kalan 86.000'e hiç kimse bir kuruş para yatırmaz. Ve en büyük üniversitenizde hiç yatırım yapmadı. Bende yazılı belge var aslında. Soru sordum, cevap al. İnşallah düzelttiniz. Çünkü bu olay büyük bir olaydır. Ve bu 161,5 lira küçük rakam bile gözükse büyük rakamlar da büyük rakamlar ihtiva eder. Bu konunun daha bir düzen altına, sistem altına alınması gerektiği inancındayım. Tabii biraz da kendi mesleğimden dolayı burada bir şeyi atlamadan geçmeyeceğim. Çünkü bu 100.000 öğrenciden
Kimi yerlerde, kimi okullarda 100 euro alırlar, kimi okullarda 200 euro alırlar öğrenci başına. Sosyal etkinlik faaliyeti adı altında. Sonra çeker altına klas otobüsleri. Bir de bizim garibanlar takımı var. Karış'a üye. Karış sendikasına üye. Devletten 190 TL ödenir. Ya da 220 TL ödenir. Ve rekabet edeceklermiş. Sonra bir de derler ki sizin ne hakkınız var üniversite öğrencilerini taşımaya? Ya başında sorduk. Sektör müsün sen? Taşımacı mısın? Eğitimci misin? Ne aran o zaman sen ulaştırmada, toplu taşımacılıkta? Tabii ki ne olacak? Zenginler yukarıya doğru çıkacak, fakirler de aşağıya doğru çökecek. Tabii bu arada 7 ay var, toplu taşımacılık para almaz Sayın Bakan. Sayın Maliye Bakanı, siz de hoş geldiniz. Dolayısıyla bu 7 ay zarfında ödenmeyen bu otobüs şoförleri hiç düşündünüz mü acaba evlerini nasıl geçindirirler? Nasıl para kazanırlar? Bana göre kazanmazlar ki hepsini zaten bankalara geri verirler. Onlara vermezlerse tetikçilere verirler. Çek senet mafyasına verirler. Bilirim, benim meslektaşlarım, arkadaşlarım aynı yerden geldik, aynı sokağı soluduk. Aynı havayı soluyoruz hala daha. Boş vaktim olduğunda onları ziyaret etmekten de vazgeçmedim. Dolayısıyla gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ve bu durumun önüne geçilebilmesi için söyledim, gene söyleyeyim, söylemeye de devam edeceğim. Ulaştırmanın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alıp ulaştırmaya devredilmesi gerektiği inancındayım. Ben Erenköy Lisesi'ne taşımacılık yapmam. Ama Erenköy Lisesi'ne taşımacılık yapan 14 köyün otobüs şoförü toplam öğrencisini 4 otobüsle rahat getirebilir. 4 otobüsle rahat getirebileceği, otobüsle getirebileceği öğrenci sayısını 14 otobüsle getirmekte zorlanıyor, para kazanamıyor, sosyal sigortasını ödeyemiyor. Güney Kıbrıs'ta bunu nasıl geçtiler? Önce 28 tane küçük şirket yaptılar. Tıpkı işte Erenköy Lisesi'ne, Bekirpaşa Lisesi'ne taşıyanlar gibisinden. Ve daha sonrasında da her ilçeye bir şirket adı altında bu işleri gerçekleştirdiler. 5 ilçe, bir de ilçeler arası taşımacılık yapan 6 şirket bağımında bu işi yörüngeye koydular. Ve herkes daha rahat bir şekilde Güney Kıbrıs'ta para kazanmak istiyor. Buraya çıkan arkadaşlarımız da derler ki, o üniversite, bu üniversite, apartmanın içinde üniversite, kenarda köşede üniversite, çok para kazanan üniversite. Ya 3 tane daha 40 yıl var Karpaz'da yaşarım. 3 tane de üniversitenin adı bizim oralarda dolaşır. Ama ben 40 yıl var bekledim de gelmedi bir şarkı vardı eskiden. 40 yıl var bu 3 tane üniversite bir türlü gelemiyor. Biri Dip Karpaz'da, biri Yeni Erenköy'de, biri de İskele'de. Ha geldi, ha gelecek. Geleceği yoksa iptal edin yav verdiğiniz tarlaları. İptal edin. Dutan mı var sizi? Gelsinler hizmet getirsinler. Bizim de oradaki parasız insanlarımız 3-5 kuruş para kazanır belki. Biz eskiden portakal kesmeye giderdik. Ta güzel yurda. Armağan'ın portakallarını keserdik. Ali Pilli'nin portakallarını keserdik. Menteş'in portakallarını keserdik. Dolayısıyla kimse bize demesin ki biz çalışkan değiliz, çalışmayız. Evet, devam ediyorum. Liselere geçeceğim. Neden liselere geçeceğim? Bekirpaşa Lisesi'nde 800 öğrenci var. Zil çaldığında çocuklar öyle yapışık giderler hocam. Bir de kolej dediler.
Nazım Çavuşoğlu sağ olsun hafif hafif tokandı. Gün geldi. Orta üçten sonra A-level, O-level isteyenler Mausa'ya, istemeyenler Bekir Paşa Lisesi'nde kalmak kaydıyla, ama orası tıkandı. Yine oradaki müdürler, geçmişteki müdürler, şimdiki müdürler de açık gözlük yaparak, tabi Sayın Berov'a kaçtı. Sen diyor çocuğunu okutmak istemezsen Mehmetçik Ortaokulu'nda, giden diyor iskeleden bir ev kiralan ya da bir saat parası öden, saati adına çevirin, alın götürün diyor, orada oturur çocuk. Kaydederler senin çocuğunu oraya. Peki kabahat kimdedir yani? Mehmetçik Ortaokulu'nu neden liseye çevirmedin yıllarca? Orta Karpaz'ı çünkü ötekileştirdin. Her köyü ötekileştirdin. Ne dedin? Büyük konutlular. Ne dedin? Galatyalılar. Ne dedin? Kumyarı köylüler. Ama biz Erenköy Lisesi, 14 köyün lisesi, 14 köyün şemsiyesi, hiç de öyle değil. Evet, ilk zamanlar çok kavgalar çıktı. Çok sıkıntılar da yaşadık. Ama bugün yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nin sorumlusu Erenköy Lisesi'nden mezun. Erenköy Lisesi sorumlusu Erenköy Lisesi'nden mezun. Diş doktoru yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nde yine Erenköy Lisesi mezunu. Ama bu Orta Karpaz için aynı şeyler söylenemez. Yıllarca söylendik burada, 4 seneden beri. Var olan müdürler de biliyor. Neyi anlattık? 5 tane ilkokulun toplamı, Kumyalı, Çayırova, Büyükkonuk, Yedikonuk ve Galatya İlkokulu. Toplam 5 ilkokulun toplam öğrenci sayısı eşittir Erenköy Lisesi'nin sayısı. Ama ne oldu? Hiç kimse o riski göze alamadı. Hiç kimse Büyükkonuk'la 7 konuğu birleştiremedi. Neden birleştiremedi? Büyükkonuk'ta 44 öğrenci, olur mu? Lazım Sayın Dürüst veyahut Sayın Berova güzel yurttaki bir üniversite mezunu geçici olarak oraya öğretmen olarak göndersin de o yazsın. Evet, hikaye buradadır. Nereden bileceksin dersiniz, nereden bilin dersiniz? Ben 5 sene okul aile birliği başkanlığı yaptım Erenköy Lisesi'nde. Şu anda da hala daha onun onursal okul aile birliği başkanı. Bundan da gurur duyarım. Biz 5 senede 850 bin lira para topladık. Evet, orada oturan müdürlerin çoğunun katkısı var bize, ama biz 5 yılda 850 bin TL'de para topladık. Yani. Ve orada Erenköy Lisesi'ni bir kampüs haline çevirdik. Bugün şahitlerimiz de var. Ve eğer Erenköy Lisesi olduysa ondan sonra olmuştur. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Kafeteryasından, kütüphanesinden, rehber odasına kadar, 2 tane rehber odası, resim odası, iş teknik odası, sosyal bilgiler odası, 101 kişilik konferans salonu. Dolayısıyla çok da gelmediniz mi arkadaşlar, hükümet edenler? Çok da gelmediniz oralara. Biz kendi ellerimizle, kendi tırnaklarımızla, kendi mantığımızla ve bize destek veren dostlarımızla yol kat ettik de orada Erenköy Lisesi'ni lise ettik. Yeni dönemde benim isteğim şudur ki Kumyalı İlkokulu'nun ister Galatya Ortaokulu'nu oraya taşırsınız, Galatya İlkokulu'nu oraya taşırsınız ve bütün ilkokulları oraya toplarsınız. Pamuklu, Mehmetçik ve Kumyalı İlkokulu'nu, Bafra İlkokulu'nda devam eden öğrencileri oraya toplarsınız. Ve Mehmetçik Ortaokulu'nu ve ilkokulunu birleştirerek Mehmetçik Lisesi adı altında bir liseye dönüştürerek oradaki Orta Karpaz'daki artık ötekileştirme hikayelerinden vazgeçin. Bizleri ötekileştirerek oy potansiyeli yerine, şekline getirmekten artık vazgeçin. Bugün Dip Karpaz köyünde ortaokul açtınız. 15 yaşına kadar ataerkil sistemle gelir çocuk. Ne olur kapalı toplum
felsefesiyle büyür çocuk. Biz de büyüdük kolejde, bilirik. Hasan Taço bizim sıra arkadaşımız, doğrudur. Ama orta bir iken onun arkadaşları ayrı. Köşklü Çiftlikler, Kumsallılar, Gelibolular vardı. Sonra büyüdüğümüzde arkadaş olduk. Gene arkadaş olamadık. İki ayrı gruptayız. E sen sağ taraftasın ya, biz sol taraftayız. Onu demek istedik yani. Velhasıl dolayısıyla bu tarz işlerin, ilişkilerin gerçekten gerçek bağımda değerlendirilmesi gerektiğine inanmaktayım. Yine Sayın Olgun Amcaoğlu dedi ki özel eğitim öğleyinde yemekhanede bazı dostlarla konuştuk, arkadaşlarla konuştuk. 2000 lira maaş alırım dedi, 800 lira da üstünden veririm dedi. 2800 lira buna rağmen dedi çocuğumu ancak da yetiştirebildim dedi. Ya bizde para almayan, parasız, asgari ücreti zor evine götüren insanlar ve onların engelli çocukları. Kaldı ki benim disleksi bir de kızım var. Şu anda Yakın Doğu'da işitme engelliler okur. Bunu öğretmene söylediğinizde öğretmen aptal gibi kelimeler kullanmaya çalışan insanlarla tanıştık, öğretmenlerle tanıştık. Ama bilmesini isterim ki Bill Gates da bir disleksiydi. Ve ilk seminere gittiğimde İngiltere'den gelen bir kadın dedi ki benim iki tane kızım var dedi. İngiltere'den geldik dedi. Disleksi kelimesini kullandık dedi. Etrafımızda herkes bize alık alık baktı dedi. Ben çocuğumu, eşim de öğretmen olduğundan dolayı ilkokul 3. sınıftan beri tespit ettik. Gereken önlemleri aldık. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında bulunan Lapta'da rehber öğretmeni olan, şu anda yerini değiştirdi mi bilmiyorum. Onun da katkılarıyla yol güzergahımıza devam ettik. Ne olduk sonunda biliyor musunuz? Kabul edilmedi. Tabii onun gösterdiği yolu takip ettik. Oradan Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporları da var bizde. İadeli taahhütlü mektuplarımız da var. Her şeyimiz var. Kitap şeklindedir benim çocuğumun disleksi hayatı. Ancak ve ancak en son gerek sınavlarda gerekse üniversiteye girişte olmaz efendim. Neymiş? Psikoloğun birisinin bunu tahlil etmesi gerekirmiş. Disleksi Derneği'nin verdiği rapor yetersizmiş. Gereksizmiş, geçersizmiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği rapor geçersizdir Ziya Hocam. Maalesef acıdır ama gerçektir. Geçersizdir. Ve Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden ilgili doktordan alacağımız raporla üniversite sınavlarına girebilme şartlarını elde ettik. Neymiş efendim? Tekrar söyleyeyim. Bana göre tabi Sayın Bakan ayrıldı. Malum bizim fikirlerimize belki ihtiyacı yoktur ama çok da oturdu. Buralarda biraz da haklı yanı var tabi. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Bana göre bugünlerde eroinin, otun, hapın ortaokul liselere indiği yerlerde evlilikler, ayrılıkların olduğu eğitim sisteminin içinde bana göre artık okullarda rehber öğretmeninden öteye psikolog da olması gerektiği inancındayım. Keşke daha çok paramız olabilse Erenköy Lisesi olarak ve bir tane değil iki tane psikolog biz özel olarak getirtebilsek Erenköy Lisesi. Bunun sıkıntılarını maalesef görmekteyiz. Dolayısıyla gerçekten eğitimin bu bacağının yeniden değerlendirilmesi gerektiği inancındayım. Rehber öğretmenlerinden öteye
psikologlara da ihtiyaç olduğu inancındayım. Yine bizim İskele Karpaz bölgesinde Sayın Özdemir Berova'yla bir harekat başlattıydık. Müdürlerin bir tanesi de bizimle beraberdi. Tabii ben yoktum ama onun yanında tabii iki tane siyasi arkadaş da. Önemli değil, o günlerde yoğun piyasada, ondan kaynaklandı. Tabii o günlerde o bölgenin siyasileri iş karıştırmaktan öteye gitmedi. Eğitimi insanlara anlatmadılar. Anlatma gereği de duymadılar. Tek bir şey söylediler. İyi vakitte olsun ama ikisi de meclis dışındadırlar. Her ikisi de. Dediler ki bir ay Yeşilköy okulunu kapattıracak. Alakası yok. Ziyanetten yukarı tam tamına 122 tane engelli çocuğumuz. Disleksi mi, obez mi, efendime söyleyeyim engelli mi? Yani bu bilinenler. Bir de gerçekten teknik edilip ona göre ipuçlarıyla hareket ederek gündeme alınması gereken çocuklarımız da var oralarda. Maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Buradan defalarca anlattık, söyledik. Herkes bizi bölgede nasıl dövebileceğini ve bir kere daha bu meclise nasıl getiremeyeceğini hesaplarını yapar. Ama bu hesaplar öyle olmadı. İnazım değil. İnazım değil diğerleri. Diğerleri de, seninkiler de, seninkiler de. Hani seni arkadan vurdular ya, onlar da. Dolayısıyla evet, tabii biraz sonra Çalışma Bakanlığı'nın bütçesine gündeme gelecek. Biz 18 yaş üstü engelliler derneğini, engelliler rehabilitasyon merkezini kurmak için Sayın Hamza Ersan Saray'ın da başlattığı bir şey vardır. Tarla arazi bizim dönemimizde alındı. Hamza Ersan Saray işi biraz daha ilerletti. Zeki Çeler inşallah Sayın Denktaş da bütçeye para koyarsa, hani çok para var denge bazan, koyarsa 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezini bir şekilde kuracağız diye iddia ederim. Ama onun öncesinde Ziyamet Köyü'nde bulunan iki katlı evin artık bir okula dönüştürülmesi gerektiğini ve bu küçük okulların işte bir şekilde birleştirilerek ve insanlar ötekileştirileceğine kaynaştırılarak yaşam şekline dönüştürülmesi gerektiği inancında olduğundan dolayı bu okullardan bir tanesi, bu Kumyalı İlkokulu mu olur, Yeşilköy İlkokulu mu olur, hangisi olur bilmem. Belki bu sözlerinden sonra Yeşilköy Gavesi'nde birkaç hafta uğrayamayız bile ama ben yine de sözlerimin arkasındayım ve oralarda bir özel eğitim okulunun en erken bir zamanda gündeme getirilmesi gerektiği inancındayım. Ve bunun yanında yine Mehmetçik Ortaokulu'nun en erken bir zamanda liseye dönüştürülmesi gerektiği inancındayım ve bu seneden hazırlık sınıfının başlangıcını yapmanız gerektiği inancındayım benim. Bunun nedeni Erenköy'de 594 öğrenci vardır. 90 tane öğretmen vardır, 4 muavin vardır, 1 müdür vardır. Herkes ayrı bir, nasıl söyleyeyim size, ayrı bir örnektir yani. Bu 90 tane öğretmen ayrı bir örnektir ve insanların değişimine katkı koyar. Daha iyi, daha hızlı gelişmesine sebep olacak diye iddia ederim. Dolayısıyla bunların, bu sözlerimin dikkate alınmasını, yeni dönemde 4 senede tabii katkı koyamadılar Sayın Kemal Özyiğit. Siz ne kadarına katkı koyacaksınız bilmem. Bunun yanında tabii şunu da söyleyeyim. Nakil sistemi yanlıştır. Bilge kişi, akil bir arkadaşım der ki bir maddeyi yalnız bir cümleyi değiştir dedi. Bu nakil sistemi yerine otur. Başka bir şey daha söyleyeyim. Kamu Hizmeti Komisyonu'nu sıkıştırdım. Kayral Bey'i.
giden sene için, bu sene için değil, giden sene için 9 kişilik öğretmeni olması gereken Dipkarpaz Ortaokulu'nda 25 tane münhal açıldı. Ve bütün bu faturaları üzgünüm ama bizim halkımız ödemektedir. Bizim Karpaz bölgesi ödemektedir. Çünkü bu 25 tane münhal sahibi insanlar bugünlerde gene bir tane daha gündemde var. Söyledim arkadaşlarıma da söyledim, size de söyledim Sayın Bakan. İsim vermeden söyleyeceğim. Alacak adam belgesini eline Erenköy Lisesi'ne gidecek diye. Gidecek Geçitkale'ye kadar. Geçitkale'den dönecek dört yola. Dört yoldan da gidecek Namık Kemal Lisesi. Hiç Erenköy Lisesi'ne uğramayacak bile. Teşekkür eder, saygılar.